Şimdi ilk kusursuz üçlü dönüşümü izlemeye hazır olun. Yıldız gibi görünüyorsun. Yapabilirsin. Madalyonu bulunca polis içiniyor. Hadi sen de bize katıl. Hadi gidelim Polipaket. Hiçbir rüya büyük değil, macera da küçük değil. Hadi sen de bize katıl, hepsini yapabilirsin. Bize katıl, hadi gidelim Polipaket. Küçük gece. Balerin şeyiyle bile çok zor. Sen hiç pratik yapmadın mı? Yaptım, hem de defalarca. Bu defalarca ikiden az mı çok mu? Az. Ah, Polly, McLemore tiyatrosundaki modern derviş dans grubu seçmelerine bir haftadan az kaldı. Biliyorum ama şu dönme işini halledebilirsem gerisi kolay olur. Ne? Ben dans edebilirim. Yapışımı gördünüz mü? İnanılmaz zariftim. Şimdi büyüt bizi. Sen bunu atlatırken Bayan Zarif, ben de bize iyi hissettirecek bir şey biliyorum. Karaoke. Biz güçlüyüz. Birlikte her şeyi yaparız biz. Pinat'ın pit durağı karaoke gecesinde sıradaki Gwen Grande. Hayır. Fikrimi değiştirdim. Bu şeyi benden uzaklaştır. Hemen. Tekrar zamanı gibi görünüyor. Evet bebek, seni seviyorum. Çok eğleniyor gibi. Biri eğlenmeli. Evet, abimde klasik pocket özgüveni var. Güvene de biraz lazım gibi görünüyor. Şarkı söylemekten çok korkuyor. Belki biz özgüvenini artırabiliriz. Güvene yardım mı edeceğiz Güven? İnanamıyorum, Grisel'in torunu. Kolye hırsızı. İyilik yapmak, iyilik yapmaktır. Bunu yaptığımız kişi şey olsa da... Güven... Ayrıca yardım için bir sebebimiz daha var. Başka bir sebep mi? Özgüvenini kazanmasına yardım edersek eğlenceli şeylerle uğraşırken kolyeyi çalmayı düşünecek vakti bile olmayacaktır. Peki. Ben varım. Kreşten beri Güven'in gardırobuna bir el atmayı istiyordum. Gardırobuna mı? Sadece özgüvenini artıracağımızı sanıyordum. İyi görünürsen kendini iyi hissedersin. Neden hep harika hissediyorum sanıyorsunuz? Şey, bir şey kesin. Güven asla tavsiyemizi almayacağından bunu gizli yapmamız gerekecek. Küçük olup Grizel'in evine girerek Güven'in dolabını değiştirmemizin neresi kötü bir fikir ki? Minyatür sokağında büyük bir indirim varken asla evde kalmazlar. Bunun işe yarayacağından emin misin? %30 indirim. Eve dönerken kostüm dükkanında durabilir miyiz? Yeni sosisli kostümü lazım. Eskisinin ekmekleri sarkmaya başladı. İndirimin gücünü küçümsemeyin kızlar. Buraya biraz renk gelse fena olmaz. Hazır buradayken dekoru da değiştirsek mi acaba? Çocuklar odaklanıp Güven'in odasını bulalım. Dolabını yenileyelim ve çıkalım mı?
Galaksiler Arası Kurbağa ve Bataklıka Savaşı'nın ikinci bölümünü kaçırdım. Bu taraftan. Ne çok alan, ne az tarz. Aa, acayip fena. Hiç ümit var mı? Büyüt bizi. Bu kadar yetenekli kimin ümide ihtiyacı var? En azından Layla'nın özgüven sorunu yok. Buraya rozet, şuraya yama. Gwen'in dolabını yenilemeyi bitirdiğimde attığı her adımla kendini podyumda hissedecek. Vay canına. Kumaşı böyle hassasiyetle kullananı hiç görmemiştim. Şu dikişler, şu süslemeler, görünmez baskılar. Burada ne olduğunu bilmiyorum ama başımı çeviremiyorum. Ve bitti. Kendimi gerçekten açtım. Yaptığım değişiklikler çok güzel oldu. Gwen süper olacak. Geri döndüler. Minik gücü. Ah, indirimde tek bir şey bile yoktu. Yeni sosisli kostümüm dışında ekmeği yerinde. Bir dakika Gwen. Burada bir terslik var. Minyatür ördek gölünde toz var. Gwen, ev işlerini hala yapmadın mı? Ne işi? Odanı temizlemen, minyatürlerin tozunu alman, çöpleri çıkarman var. En önemlisi Polly'nin kolyesini çalmak için bir plan bulman gerekiyordu. Aa, ayakkabılarla ilgili bir şey yapmak için çok mu geç? Evet. Ve buldum. Sosisliymişim gibi davranacağım ve... Sosisliyi bırak da plan yap. O kolyeyi alana kadar asla pes etmeyeceğiz. Asla! Tarzını görmeyi iple çekiyorum. Bu kıyafeti çok beğendim. Muhteşemden daha muhteşem bir kelime var mı? Çünkü öyle görünüyorsun. Duyduğumu duydunuz mu? Çalışmam bu tarafa doğru geliyor ve moda patlaması gibi görünüyor. Ted Pocket. Çünkü bundan sonra her şey Gwen için iyi olacak. Hassas ayarlı gözlem gücüm bana şunu söylüyor. Gwen buna kesinlikle bayılmış. Harika. Bu sonraki adımı daha da kolay yapacak. Sonraki adım mı? Garisel'i değiştirmemi mi istiyorsun? Hayır. Herkesin Gwen'in özgüveninden etkilenmesi, süper popüler olması ve Grizel'le takılıp kolyemi çalma planları yapacak zamanının olmaması. Gerçi Grizel'e de biraz tarz gerekiyor. Aa, çok güzelmiş. Elbisem mi? Bu eski şey mi? Öylesine giydim ama haklısınız. Çok iyi taşıyorum. Bu eski şey mi? Lütfen. Hadi, onlar Gwen'e bakarken piyanoya gidebiliriz. Ekena sınıf. Polly, Shani ve Layla çok bulaşıcı olan çiçek hastalıkları yüzünden bu derse giremeyeceklermiş gibi görünüyor. Hey! Çiçek hastalığı mı? Son dakika modellik işi için Paris'e uçmamız gerektiğini söyleyebilirdi. İnanılır bir şey olmalıydı. Ve de kimsenin fotoğrafını istemeyeceği bir şey. İşte herkesin ödevleri burada. Gwen Grande, sen bugün piyano çalacaksın. Ama ben piyano çalamam ki. Eğer listedeyse listededir. Dener misin lütfen? Yapabilirsin Gwen. Bu kadar iyi görünürken her şeyi yapabilirsin sen. Andre, sen davuldasın ve Olivia, sen trompette. İşte artık ne kadar kötü çalarsa çalsın kimse duymayacak. Sadece beni duyacaklar ve ben iyiyim. Belki bu özgüven işi bulaşıcıdır. Hayır, bu gerçek. Ben iyiyim. 3 yaşımdan beri nota okuyabiliyorum. Artık kusursuz sesle doğdum. Ve çocuk deha yaz kampında piyano resitalleri verirdim. Shani, böbürlenmeye başlamadan sözünü keseceğim.
Başla maestro. Gwen bir harika. Yapabileceğini biliyordum. Çalışmalarım işe yaradı. Gwen, yine başardın. Rozetlerine bayıldım. Bu muhteşem kıyafeti nereden aldın? Bu mu? Bunu kendim tasarladım. Anlamadım. Şş, piyano unuttun mu? Sanırım bu tip şeyler için yeteneğim var. Bırak kızım. Hayır, yapan benim. Asıl yeteneği olan benim. Şehrin en moda kızı olduğum bile söylenebilir. Bunu iyi karşıladı. Şehrin en moda kızıymış. Boş ver Layla. Her şey tam da bizim istediğimiz gibi ilerliyor. Ben bu fikri kafama oturtmakta biraz zorlanıyorum gerçi. Gwen Grizzly davetler, kulüpler ve AVM toplantılarıyla o kadar meşgul etti ki ikisinin de kolyemi çalmaya zamanı olmadı. Şey, bu mantıklı ama ne pahasına? En modaymış. Kurtul şundan. Bu cuma dans seçmelerine hazırlanmak gibi daha önemli işlerimiz var. Ah, en harika dans kostümünü hazırladım. Oradaki en artist insan olacaksın. Çok harika olacağız. Koridoru temizleyin. Poli yere düştü. Bu daha iyi olabilirdi. Sen hiç pratik yapmadın mı? Pek yapamadım. Gwen işiyle çok meşguldük ama bundan sonra odaklanıyorum. Söz. İyisi tasarlıyorum. Güzel müzik çalıyorum. O zaman resimlerim de olağanüstü olur. Gwen resim yapamadığını fark ederse özgüvenine ciddi darbe gelir. Belki de bu iyi bir şeydir. 2 veya 10 sıra düşerse benim için hiç fark etmez. Şehrin 10. tarz kızı olması ona daha uygun gibi. Bir şey yapmamız gerek. Yaptığı şu karmaşaya bakın. Birinin karmaşasının başkasının eseri olacağını bilecek kadar tarih dersi aldım. Hey Pocket, şuna bak. Herhalde bunu Lidot'un sanat müzesinden geldiğini falan düşüneceklerdir. Evet Gwen. Aferin sana. Dediğimi düzeltiyorum. Gwen'in tablosuna soyut dışa vurumculuk katma zamanı geldi. Fırça olmadan çalışamam. Bunu söyleyeceğimi sanmazdım ama çok iyisin Gwen. İyi mi? Bence dahi demek daha uygun olur. Ama sanırım benim kadar büyük kelimeler bilmiyorsun. Ben okulun en akıllı insanıyım. Şimdi de benim bölgeme girdi. Kim bugünkü seçmelerde deli gibi dans etmeye hazır? Gerginim. Ama epey iyi hissediyorum. Sabah çalışabilmek için saatimi yarıya indirdim. En azından siz çalışmışsınız. Ben hiç zaman bulamadım. Harika. Matematik kitabı? İhtiyacım yok. Sadece yanında mı diye bakmıştım. Gelen var. Güven geliyor çocuklar. Sizden çok daha özgüvenli kişiye yol açın. Bir canavar yarattık. 2 elli alev soluyan aşırı özgüvenli güven canavarı. Bakın o kadar kötü değil. Pilatın pis topuna cici. Bana hemen bir smoothie lazım. Peki güven ama bizim aslında... Bunu smoothie'mi içtikten sonra konuşuruz cici. Bu plan kusursuz yürüyor. Onlar pit stop'tayken biz de sorunsuzca seçmelere gidebiliriz. Sanırım şimdi yutkunmalıyım. Ben senin yerine yaparım.
Sandığımızdan daha büyük bir şey olabilir bu. Bunu yapabiliriz. Aslında siz benden daha iyi yaparsınız ama ben de deneyeceğim. Belki de yapmamalıyım. Dediğin gibi kesinlikle bunu yapabiliriz. Elimizden geleni yaptığımız sürece gururlanabiliriz. Ne olursa olsun. Elimden geleni yapacağım. Şimdi siz ısının, sıranız geldiğinde çağıracağız. Affedersiniz. Affedersiniz. Pardon. Bu hiç iyi gitmiyor. Oh. Döndüm. Emma da işte burada. Ben Modern Derviş Dans Grubu'na liderlik etmeye geldim. Diğerleriniz artık gidebilirsiniz. Ne yaptık biz? Ben Gwen'de ve her şeyde çok iyiyim. Hey Gwen, senin dansçı olduğunu bilmiyordum. Çünkü sen hiçbir şeyi bilmiyorsun. Bugünlerde Gwen her şeyi iyi yapıyor. Bir şeylerde iyi olmayı denemiyorum bile. Peki Gwen. Ama ben dışarıda bir şey unuttum. Hemen dönerim. Yerinde olsaydım dönmeye zahmet etmezdim. Bu muhteşemliğin karşısında iyi görünmene imkan yok. Sonuçta... Bu bir felaket. Biz özgüvenli bir kız yaratmadık. Aşırı özgüvenli, kibirli bir canavar yarattık. Büyük fark var. Ve bu canavar kontrolden çıktı. Onunla ne yapacağımı bilmiyorum. Eğer çıkıp dans etmesine izin verirsen rezil olacak. Ve bazen sinir bozucu olsa da çıkıp vals yapmasına sebep olan kişi ben olmuş olacağım. Modern dans. Doğru. Oraya çıkıp seçmelere katılamaz. Rezil olduğunu görmek istemiyorum. Şu ana kadar onu iyi gösterdik. Neden yine yapmıyoruz? Onu kopyalayıp çok iyi dans genleri ekleyebiliriz. Klon teknolojim yeni bitti. Eğer çıkıp rezil olmasına izin verirsek göreve başladığımız halinden daha kötü olacak. Ona gerçeği söylemeliyiz. Gwen bizim... Gwen Grande! İlk sıra sende. Güzel. Çünkü ben ilklere aidim. Başkasını görmeye ihtiyacınız olmayacak Madame Fouette. Onu durdurmamız gerek. Sadece bakmak bile dizlerimin bağını çözüyor. Ben rahatım. Benim için torbada keklik. Çanta mı diyecektin? Sen bana çanta mı dedin? Gwen, biz de seninle bunu konuşmak istiyorduk. Hayranlarım benim için hazır. Gwen, çok üzgünüz. Daha özgüvenli hissetmen için giysilerini seni tarz yapacak şekilde değiştirdik. Ve senin yerine piyano çaldık. Ve tablonu düzelttik. Çünkü yani gerçekten çok kötüydü. Biliyorum. Biliyor musun? Bunların hiçbirini yapmadığımı biliyordum. Hala ne bekliyorsunuz? Bana dans şeyini de yaptırın. Bekliyorum. Sana bunda yardım edemeyiz. Nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Neyse, en azından üçünüz sayesinde kendimi harika hissediyorum. Ve başka şeyler de fark ettim. Bu iyi, değil mi? Kolyeni çalmak için hep Cici'nin yardımını istemiştim. Ama artık kendi başıma yapabileceğimi biliyorum. Bu plan ters tepti. Minik gücü. Seni yakalayacağım Pocket. Bizi takip edemeyeceği bir yere gitmemiz gerek. Gitmeye cesaret edemeyeceği tek bir yer var. Şar, Dick. Ben dikkatimi dağıtırken siz kaçın. Spurs'a yakala Gwen. Buradayım.
ama sevmiş gibiler. Aha, bravo Gwen, bravo. Bana kolyeni alacak özgüveni verdiğin için teşekkür ederim. Gwen başarmış. Bizim sayemizde. Oh, ben de çaylak derviş oldum. Harika. Ben de. Ben girememişim. Çok üzgünüm Polly. Bu büyük haksızlık. Bu kadar uğraştığımız yerlerimizden vazgeçerek bariz şekilde alınmamanı protesto etmemizi ister misin? Hayır, bu adildi. Ben sizin... Hadi Layla, onları takip edelim. Köşeye sıkıştıralım ve jacuzzi'nin orada yakalayalım. Peaches, buraya gel. Bonita, lütfen. Seni fan kulübü için hazırlamamız gerekiyor. İlk izlenim çok önemlidir. Peaches, lütfen sadece... Üzerimize bütün suyu sıçrat. Teşekkürler. Aa, bu hiç hoş değildi. Polly, Layla. Buradayız Shani. Neden vakit kaybediyorsunuz? Acele etmemiz gerek. Shani, şu an her tarafımız ıslandı. Derin nefes al Layla, derin nefes. Şimdiden 3 dakika 26 saniye kadar geç kalmış durumdayız. Eğer acele etmezsek kulüp başvurusu günü için masa alamayacağız. Endişelenme, 2 dakika içinde hazır olacağız. Bunu demek istemedim. Bunu demek istemedim. Hikayemiz Littleton'la başlıyor. Madalyonu bulunca Polly küçülüyor. Hadi sen de bizi kattın. Hadi gidelim Polly Parker. Hiçbir rüya büyük değil, macera da küçük değil. Hadi sen de bizi kattın. Hepsini yapabilirsin. Bizi kattın. Hadi gidelim Polly Parker. Küçük gece. Paranormal Gizemler Kulübü için kayıt olun. Koca ayak, gül yabani, uçan ejderhalar burada. Bence bu masanın yeri pek iyi değil ama olur böyle şeyler. Ben ilgileniyorum. Özellikle de senin şu balon maymun hayvanınla. Bu bir zürafa. Fark etmez. Maymun veya zürafa. Bizim hayvanseverler kulübümüz Littleton'a sevgi, mutluluk ve neşe getirecek. Hayvanlarla vakit geçirmenin insanların yaşam kalitesini arttırdığı bilimsel bir gerçektir. Kesinlikle. Bizim hayvanlarımız herkesin yaşam kalitesini artıracak. Değil mi Peaches? Evet dedim. Havlamasından anladım. Bugünkü davranışlarından dolayı hala biraz kızgın olduğumu bilmeni istiyorum. Ama şu anda şirinlik yapmana çok ihtiyacım var. Kaptan Collie Bubbles nereye kayboldu? Rakiplerimize yardım mı ediyorsun? Collie Bubbles. Buraya gel. Çok affedersiniz. Tamam tamam. Not defterlerini ve kalemleri hazırlayalım. Birazdan burası insan dolacak. Tamam, sanırım beklediğim kadar kalabalık olmadı ama umudumuzu kaybetmeyelim. Bir üye kaydı bile alamadık. Ha, bir dakika bekleyin, sanırım ilk üyemiz geliyor. Merhaba, hoş geldin. Buyurun. Hey, güzel bir maymun. Burası balon kulübü değil mi? Aa, hayır, onlar şu tarafta. Tamam, belki de hayvanlarımızı sevmemişlerdir. Bunlar sıradan evcil hayvanlar sonuçta. Sanırım yeterince ilgi çekmediler. Onların nesi var ki? Hepsi güvenilir, öngörülebilir ve tüm aşıları yapılmış. Tıpkı benim gibi. Onlar sadece fazla normal. Bizim daha büyük, daha yabani hayvanlara ihtiyacımız var. Bu insanların ilgisini çekebilir. Ne dersiniz?
Ormana gidiyoruz. Bilemiyorum Polly. Yabani hayvanlar bence okul ortamı için pek uygun değil. Sorun olmayacak Shani. Polly sayesinde hayvan eğitiminde uzman sayılırım. Ah, merhaba. Paranormal kulübe mi yollayacaksınız? Hayır. Ama benim sana harika bir kulüp önerim var Nicholas. Buna biz çok kısa ama çok önemli bir görevdeyken evcil hayvanlarımıza bakım kulübü deniyor. İşte buradalar. Ama... Teşekkürler Nick. Gerçekten mi? Ama benim alerjim var. Olamaz. Hayır, Petris. Son kez söylüyorum. Başka bir kredi kartı daha istemiyorum. Hoşça kal. Hayır, hayır Cici. Benim, Gwen. Ben sana eğer Polly ile ilgili değilse günlük temizlik yaptığım saatte beni arama demedim mi? Ama bu Polly ile ilgili. O okulda bir hayvanseverler kulübü kuruyor. Hayvanseverler kulübü demek? Evet, ben de bunu söylüyorum zaten. Biliyorum, bu sadece bir deyiş. Kim diyor, sen bir başkaları bak. Unut gitsin ve sana yeni bir telefon almanı öneriyorum. Sesin bir kuyudan çıkıyor gibi geliyor. Ama ben... O kolyeyi almak için harika bir planım var. O zaman hayvanları alıp uygarlığa geri döneceğiz. Sadece bir ya da iki küçük hayvan alsak iyi olur. Şu sincap gibi. Bu yabani hayvanların cazibesine kimse dayanamayacak. Sen çok şirinsin. Bizimle okula gelmek ister misin? Teknik olarak küçük boy olduğunda hayvanları daha iyi idare ediyorsun. Doğru. Süper güç. Uçan bir sincap. Çok şirin ve aerodinamik. Herkes ona bayılacak. Kesinlikle. Ben iyiyim. İşte herkesin bayılacağı asıl şey bu. Kesinlikle. Bir alkes Amerikanus. Halk arasında geyik deniyor. Bu kulübümüz için harika olacak. Bizim büyük ilgi çeken bir hayvana ihtiyacımız var. Öyle havalı olacak ki herkes kulübümüze katılmak isteyecek. Sence şu an o ne diyor? Bence tehlikeli bir yabani hayvan olduğunu söylemek istiyor. Merhaba koca dostum. Şimdi büyü beslenme çantası. Hadi tatlı geyikçik. Bir havuç yemek ister misin? Aferin sana. Vay canına. Çok hoşuna gitti. Havuç yemeği herkes sever Shani. Bu değişmez bir kuraldır. Bakın, bakın, bakın. Canım puantiyelerim. Bu çok tatlı. Ne kadar şirin bir porsuk. Porsuk olduğundan emin misin? Tabii, ben hayvanları iyi tanırım. Ve şu anda çizgili çok moda. Ne küçük şirin bir moda tutkunu. Evet. Hey, siz şirin hayvanlar bizim özel kulübümüze katılmak ister misiniz? Bunu evet olarak kabul ediyorum. Her şey çok güzel olacak. Etrafta kimse yok. Şimdi büyü. Hadi gidelim. Biraz hızlan. Yavaş ol. Bu kıyafet kaşıntı yapıyor. Evet. İşte tam burası. Evet. Cici hadi. Acele edip kolyeyi bir an önce almazsak favori ve bıyık kulübüne geç kalacağım. Hey, büyük fikrin neymiş? Ne kadar çok çeşit hayvan var. Şuraya bakın.
O yavru tilki gördün mü? Onu sevmek için sabırsızlanıyorum. Ben bayılıyorum. Hıpşı! Hiç fena değil. Ama tek bir koca ayak, gulyabani, uçan ejderha ya da basit bir trolünüz bile yok. Ne hayvan kulübü ama. Hey, yavaş ol dostum. Bu hayvanları herkes seviyor. Hıpşı! Hem siz bu hayvanları buraya nasıl soktunuz bakalım? Bu bizim küçük Layla. O şöyle demek istedi. Bizim küçük ya da büyük bir sırrımız yok. Evet, bunlar sadece normal hayvanlar. İyi, bir koca ayak falan olsaydı kulübünüze katılırdım. Biraz sıra dışı bir şeyler diyorum yani. Her şey çok yolunda gidiyor. Herkes bu hayvanları görmekten çok mutlu. Mutluluk bulaşıcıdır. Evet, mutluluk bulaşıcıdır. Al Şenli, şu kalabalığın önünde fotoğrafı istiyorum. Bu hiç hoş değil tüylü dostum. Merhaba arkadaşım. Ben Sheila Crickason. Ve bu da gorilim Gogo. Yeni üyelerimizin köpek, kedi ve hatta tarla faresi bile olabileceğini tahmin ediyordum. Ama bir goril beklemiyordum. Herkes hayvanseverler kulübüne katılmak istiyor. Evet. Herkes hayvanları sevmeyi bitirdikten sonra onları beslemeli ve sularını vermeliyiz. Okuldaki en popüler kulübü yönetmek çok ağır bir şeymiş. Sizce yardımcı alsak olmaz mı? Herkesi bu kadar mutlu görmeye değer bence. Bu yaramaz çocuklardan ve muzdan hiç hoşlanmıyorum. Bu kadarı yeter. Uçan sincap Fernando ile tanışmayı kim ister? Tamam, hepiniz sakin olun, sakin olun. Eğer sıraya girerseniz hepiniz Fernando ile tanışabilirsiniz. Ye hadi, bütün goriller muza bayılır. Mutlu'nun en iyi kulübü. İşte, onu tutabilirsin. Bu benim hayatımın en güzel günü. Teşekkürler Polly Pocket. Güzel. Polly, başvuru formları tükendi. Tamam, getiriyorum. Goriller gerçekten çok dost canlısıymış. Hadi çocuklar, atlayın. Benden uzak durun size küçük yaramazlar. Bu dünyanın ilk konuşan gorili. Harika. Ben gidip kamerayı getireyim, ayrılma bir yere. Porsuk için bana bir bakış fırlatmıştın ya. Bu onun aslında bir kokarca... olduğu içindi. Anladım. Fernando! Fernando! Buraya gel. Hiç böyle yapmazdı. Buraya gel, seni boynuzu yaratık. Belki de bir sürü yabani hayvanı okula getirmek o kadar da iyi bir fikir değildi. Tamam, muhtemelen haklısın. Bunu pek iyi düşünemedik. Grisella Grande, sen goril kostümü mü giydin? Polly'nin kolyesini almak için kulübümüze goril kılığında girmiş. Aslına bakarsan sağlam bir plan. Teşekkür ederim. Şimdi kolyeyi bana ver artık. Şimdi! İki kez şimdi dedi, değil mi? Öyle demiş olabilir, vurgu yapmak için. Öyleyse siz de kolyeyi ona verin. Cevabım şu olacak: hayır. Süper güç. Kolyeyi alın. Geyik kaçtı ve onu yakalayacağız. Hadi güven. Biz bu tür kovalamacalara alışkınız. Kızlar, siz kolyeyi takip edin. Ben size yetişirim. Ben normalde bu geyik yakalamaca oyununa katılmazdım ama... Belki de geyik sesi çıkarmayı denemeliyiz.
Ona şimdi ne dedin sen? Sanırım merhaba dedim sandım. Ya da onu hakaret etmiş de olabilirim. Hey kızlar, Polly! Siz devam edin, ben önünü keseceğim. Polly'ye gel. Ya da Polly'den kaç. Hadi bu tarafa. Hepsi büyük bir hataydı. Hadi gidelim Griben. Yürü hadi. İz sürme becerilerimi ne zamandır geliştiriyordum. GPS alıcısı bozulursa, telefonlar çalışmazsa ya da sen hasta olursan ve ben kasabada dolaşırken tesadüfen Polly ile karşılaşmazsam diye tabii. Artık o geyiği uykumda bile takip edebilirim. Ama sen uyumuyorsun ki Cici. O kolyeyi Grisela'dan önce biz bulmak zorundayız. Geyiği takip etmek için yardım gerek. Peaches! Peaches'ı gören var mı? Bonita! Peaches! Kaptan Kolibabız! Neredesin? Aa, kimi kandırıyorum? Herkes bir kedinin çağrıldığında gelmediğini bilir. Peaches! Buraya gel kızım. Akıllı köpek. Bizim yardımına gerçekten çok ihtiyacımız var. Olur mu? Yarış arabamız hazır. Atlayın. Ormana gidiyoruz. Bu kostümü çıkarmam gerekiyor. Nasıl bir kostümü böyle güven? Fermuar sıkışmış. Ben bir deneyeyim. Fermuarlar konusunda iyiyimdir. Evet, kesinlikle sıkışmış. Ama endişe etme, hala çok hoşsun. Bunun hoş bir tarafı yok. İçerisi ateş gibi yanıyor. Bak Cici, geyik izi. Doğru iz üzerindeyiz. Hayır, yanlış iz üzerindeyiz. Bu bir umutsuz vaka. Ortalıkta bırakın bir geyiği, bir fare bile yok. Ve birazdan hava kararacak. Onu bulmak zorundayız. Hadi dağılalım kızlar. Bakın, iz veri tabanıma göre bu yetişkin bir geyiğe ait toynak izdi. Hadi izleri sürelim. Peaches, senin süper hassas burnun ve doğal avlanma içgüdülerin bu iş tanımına çok uygun. Bu kokuyu takip et. Bu nehrin suları azgın nehirler gezegeni altındakinden bile daha azgın. Ve üstündekileri ıslatamam. Bunlar sadece kuru temizleme yapılıyor. İşte orada. Peaches, geyiği takip et. Layla, o balonlar hala yanında mı? İyi fikir. Çok yaratıcı. Daha çok. Oldukça şaşırtıcı. Kelime oyunu oynamak için sizce doğru bir zaman mı? Bunu son zamanlarda çok sık söylüyorum ama sıkı tutunun kızlar. Çok korkuyorum. Bakamayacağım. Son bir kez daha. Hepiniz sıkı tutun. Vay canına. Bu çok harikaydı. Ben yaptığım en korkunç şeydi diyecektim ama tabii. Hey, Peaches nerede? Peaches, iyi misin? Yaprakları havlu olarak kullanmak çok başarılı. Hey, o bir şey bulmuş. Hadi. Tamam, gürültü yapmayın. Çok sessiz. Bekle bizi koca dostum.
Aferin. O kadar acele etme Polly. Alıyor seni hemen alın. Seni dişkileyelim kedi. Hayır tavşan, korkunç kırmızı gözlerinle beni korkutmadan git buradan. Gece, beni bekle. Süper güç. Şimdi büyü. Sen çok akıllısın Peaches. Bugün bizi kurtarırken çok şirindin. Teşekkürler kaptan. Sanırım yapmamız gereken son bir şey daha var. Evet. Birçok insan bu garip kokunun bir kokarcaya ait olduğunu düşünecektir. Ama ben daha ziyade bunun paranormal bir aktivite olduğunu düşünüyorum. Öğretmenlerle öğrencilerin çok çalıştığını ve bir haftalık tatile ihtiyacı olduğu sinyalini veren bir böcek olabilir. Bir yerde tuhaflık varsa Nicholas Wales bunu kaçırmaz. Süper güç. Peaches, siz burada kalın. Biz hemen döneceğiz. Ah, burası Paxton'un bebek mezarından bile daha kötü kokuyor. Öncelikle iğrenç, ikinci olarak da... Elimizi taşın altına koyma vakti. Hadi şu pisliği temizleyelim. Bunu söylemenden çok korkuyordum. Bugünün eğlenceli bir gün olmasında katkısı olan herkese teşekkürler. Yaşam alanınızı bırakmak eminim zor olmuştur ve okul ortamında bir goril olması da garip. Ama bu bizim için çok anlamlıydı. Bizi unutmayın. Vay canına, bu yaşadığım en çılgın gündü bu hafta. Harikaydı. Ve sizler. Her şey için teşekkür ederiz. Bizi siz kurtardınız. Kırtasiye malzemeleri, konser kıyafeti, iplik, mikrofon ayağı. Aa, eşyalarını kolyeyle küçülterek taşıyorsun. Bu işe yarar ve sırt çantanı hafifletir. Ama küçülttüğüm halde neredeyse hiç yer kalmadı. Ev ödevleri, örgü kulübü için malzeme bulma, sınıf temizliği görevi, Layla için modellik, Chanel'in bilim projesine yardım. Bu öğleden sonra bir de yetenek gösterisi var. Ve Pierce'in illüzyon gösterisine de yardım etmeliyim. Sonra da koroya gideceğim. Kendin için yapman gereken birçok şey varken bir de... Başkalarına yardım ediyorsun. İşte benim torunum. Teşekkürler büyük anne. Ben kolyeye sahip olan en küçük paket olabilirim ama bu dünyada çok büyük fark yaratmak istiyorum. İmdat! Hikayemiz Littleton'la başlıyor. Madalyonu bulunca Polly küçülüyor. Rüya büyük değil, maceran da küçük değil. Hadi sen de bize katıl, hepsini yapabilirsin. Bize katıl, hadi gidelim Polly Pocket. Küçük gece. Polly, bizi beklemeden okula gitmiş olmasa iyi olur. Kızlar. Polly, neredesin? Ve sesin neden farklı geliyor? Merhaba Polly'nin büyük annesi. Polly'ye yardım edin. O şu koca yığının yani küçük yığının altında. Aa. Teşekkürler. Altında kalmadan ne kadar çok eşya olduğunu fark edemiyorsun. Şimdi büyü. Haftaya aynı saatte büyük anne. Evet tabii ki. Ve unutma. Yardıma ihtiyacı olan insanlardan
Yardımını esirgeme ve göreceksin ki minik olmak çok fark yaratacak. Hoşça kal Poli'cim. Gerçekten bu kadar şeyi taşıyacak mısın? Ama hepsine ihtiyacım var. İş listeme baksana. Yapılacak işler listesi. Aa, bu benim alarmım. Şimdi gitmem gerek. İçin teşekkür ederim. Bu sene kamuflaj çok moda. Poli. Ve dansınsa çok komikti. Neredeyse ne yaptığını bilmiyormuş gibi görünüyordun. Evet, ben biraz doğaçlama yaptım. Evet, sanırım artık yatma vakti geldi. Ama daha hava kararmadı. Alarmım çalıyor. Gördünüz mü, ödevlerimi yapmalıyım. Onları hafta sonu yapabilirsin. Ama bu hafta sonum süper mega yoğun. Pinat'ın yerine gidip Shani ve Layla ile birlikte ödevlerimi yapabilir miyim? Lütfen. Oyununuz bitmek üzere değil mi? Ödevlerimizi yapmamız gerek. Bir düzine. Tamam. Görüşürüz. Bir düzine mi? Evet, tamam. Hoşça kal. Hey Pinat, her şey yolunda mı? Hayır. Geçen hafta yeni bir tarif buldum. Dünyanın en iyi cupcake'i. Denesene. Pinat harika olmuş. Harika olan ne? Bu çok lezzetliymiş. Ya biliyorum. Ama Pinat, bu çok iyi değil mi? İyi mi? Bu cupcake'ler o kadar iyi ki her gün sipariş yağıyor. Siparişleri yetiştiremiyorum. Kardeşim siparişleri gönderme işinde bana yardım ediyor. Ama yine de günlerdir uykuyu yine sipariş geldi. Çok affedersiniz. Tamam, söyleyin hadi. Bu gece ne kadar istiyorsunuz? Zavallı Pinat. O kadar uzun süre uyku uyumadığına göre o artık aklını kaçırmak üzere olmalı. Evet, ne kötü. Biz de bir düzine kapke kalsak olmaz mı? Layla, Pinat'ın siparişe değil yardımımıza ihtiyacı var. İşte artık yapılacaklar listemde resmen Pinat'a yardım etmek de oldu. Fark yaratmak için yeni bir şans. Pinat, biz sana... Bir düzine. Evet, tamam. Hoşça kal. Uyku dergisinde yayınlanan makaleye göre Pinat'ın yaşında biri günlük işlevlerini yerine getirebilmek için her gece en azından 6 saat uyumalıymış. Neden telefonun hala alarm veriyor? Bugün zaten yüzlerce iş yapmadın mı? Aslında Pinat'a yardım etmek beni ödevlerimden, Pax için battaniye örmekten ve babamla lavabo tamir etmekten geride bıraktı. Ama sorun değil, hepsine yetişeceğim. Şimdi, Layla hazır mısın? Hazırım. Mükemmel. Hepsini pişirmeden önce küçülttüğümüz için ve beraber dondurduğumuz için tek yapmamız gereken... Şimdi büyük cupcake. Şimdi büyük cupcake. Başardık. Shani? İki düzine. Layla? Harika. Siz uyurken ben de ödevlerimi yapacağım. Thank you.
Hinat, akşam teslimatlarını almak için geldim. Pierce, Layla, Shani, uyanın. Teşekkürler. Ben de yün çoraplarla parmak arası terlik giydiğim bir kabus görüyordum. Dinleyin, saklanmamız gerek. Pierce geliyor. Hinat. Hinat. Teslim olacaklar, bunlar olmalı. Ve bu da teslimat listesi. Teşekkür ederim Pinat. Eğer bu gece yeterince bahşiş alırsam Mega Burn konser bileti alabilirim. Görüşürüz Pinat. Tamam, kapketleri aldı. Artık eve gidip uyuyabiliriz. Benim güzellik uykusuna ihtiyacım var. Evet, şimdi büyü. Belki hala rüyadayım ama şu an kendimi büyümüş hissetmiyorum. Kolyem yok. Kolyem nasıl kaybolur? Geç kaldım biliyorum. Ama önce neler olduğunu anlamam gerek. Bir tek mantıklı cevabı olabilir. Sen bir cupcake'in üstünde uyuyordun değil mi? Kolyem kremanın arasında kalmış olmalı. Bizim Pierce'i yakalayıp kolyeyi almamız gerek şimdi. Hayır. Sorun değil. Onu drone'la takip edeceğiz. Hadi şimdi büyü drone. Polly. Doğru. Kolye yoksa drone da yok tabii. Şimdi ne olacak? Cupcake scooter'ını takip et. Merhaba Bay Hoffman. Cupcake'lerinizi getirdim. Hayır. Ne? Kolyeyi gördün mü? Hayır. Bay Hoffman yine çok zevksiz giymiş. Denim ceket en son ne zaman modaydı? Bunların hepsi iyi. Sence Bay Pinat ödemeyi ceketle yapsam kabul eder mi? Pek sanmıyorum. Neden? Ben kalın bir denim ceket sipariş ettiğimi sanıyordum ama gerçekte 12 düzine denim ceket sipariş etmişim. Bu 144 ceket ediyor. Ama neden insan 12 düzine denim ceket sipariş eder ki? Ben kalın ceketi bugünkü çocukların giydiği havalı bir şey sanmıştım. Yani müthiş ya da havalı ya da muhteşem ötesi. Muhteşem ötesi mi? Ben bu kadar cekete ne yapacağım şimdi? Bilmem. Görüşürüz Bay Hoffman. Tamam. Bay Hoffman'a yardım gerek. Bunu da yapılacaklar listesine ekliyorum. Şimdi şu scooter'ı takip edelim. İşte cupcake'leriniz Bay Kudnak. Geç kaldın. Eskiden bir sipariş verdiğimde 30 dakika içinde gelirdi. En azından iştah açıcı görünüyor. Kolye o cupcake'lerde değil bence. Kolye yine bulunamadı. Teşekkürler Bay Kudnak. Bu kadar cupcake bana fazla. Ben sonuçta tek başıma yaşıyorum. Bu koca evde. Bay Kudnak neden bu kadar üzgün acaba? Bunu öğrenmeliyim. Listeye ekliyorum. Listeye başka bir şey daha sığmayacak. Tabii ki sığar. Her zaman vakit yaratılır. Hadi şimdi kolyeyi bulalım. Bunlar harika görünüyor. Bu arada senin hiç bildiğin bir köpek bakıcısı var mı? Hayır, görüşürüz. Bunu siz de duydunuz mu? Bayan Shanga yardım istiyordu ve Pierce farkına bile varmadı. Neyse ki ben fark ettim. Onu da listeye ekliyorum. Çimleri biçmekle babamın yemek kitaplarını düzenlemeyi biraz kaydırırsam... Planı bırak, kolyeyi bulalım. Pierce daha 3 paket daha kaldı. Onlardan birinde olmalı. Bu sefer de olmadı. Dans gösterisi için çıkacaktım. Tam zamanında geldin. Diğer dansçılarla aynı dans kıyafetim olmayabilir ama atıştıracak keklerim var. Dans gösterisinde uyumsuz dans kostümü. Onunla alay ederler. Onu da yardım listesine ekliyorum. Bayan Mans. O çok yavaş hareket ediyor. Belini incitmiş olmalı. Kötü ayakkabılar yüzünden. Evet, hem de geçen sezona ait. Bayan Mans için yeni ayakkabılar. Biliyorum, biliyorum. Çok iş var. Cupcake'lerinizi getirdim Bayan Mans. Belim ağrıdığı için bunlar iyi hissetmeme yardımcı olacak. Gerçekten mi? Bahşiş yok mu?
ondan kutuyu açmasını istemedi. Cupcake'lerin orada olup olmadığını nasıl anlayacağız? Bunu bilmek için bakmamız gerek. Bize yardım edebilir misin? Bekle bekle. O eve gidemeyiz. Orası Grisela'nın evi. Eğer kolyeyi almak istiyorsak başka seçeneğimiz yok. Dikkat dağıtmak için hazır olun. Merhaba. Kim var orada? Evet. Burada da yok. O zaman Pierce'ın son kutusunda olmalı. Shani, Layla, artık kolyeyi nerede bulacağımızı biliyoruz. Yani ben kolyeyi nerede bulacağımı biliyorum. Ben de lobiye gelirken sadece mektupları alacağımı sandım. Yumurcaklar yine kapımı çalıp kaçtı. Shani, Layla, koşun. Gidip kolyeyi almalısınız. Kolyeyi alacak olan kişi benim. Ve o eğer siz yaramazlar da değilse onu nerede bulacağımı bana söylemeniz gerekiyor. Ah, Tanrı aşkına şu berbat alarmı kapat. Şimdi bana kolyenin yerini söyle. Telefonun alarmının çalmasını istemiyorsan gitmemize izin ver. Sana kolyenin yerini asla söylemeyeceğiz. Evet, bunu istesek de söyleyemeyiz. Pierce'ın son teslimatını nereye yapacağını zaten bilmiyoruz. Pardon. Ama Pierce Peanut'ın yerinde teslimat işinde çalışıyor değil mi? Çok ilginç. İlk defa bir şeye faydanız dokundu. Hey! Yavur! Olamaz. Şimdi ne yapacağız? Grisela bir şeyler planlıyor. Merhaba Peanut, hayatım. Evet, ben bugünkü son siparişi veren müşteriyim. Bana bir iyilik yapıp siparişimin teslimat adresini değiştirebilir misin lütfen? Hayır, onu sakın dinleme Peanut. Evet, Altın Yıllar Apartmanı 524 Ebbingdale yolu. Lütfen teslimat bu adrese yapın. Hoşça kal. Tamam. Her şey bitti Polly Packard. Abim birazdan burada olur. Kolyeyi bana teslim ettikten sonra seninle birlikte. O da benim minyatür koleksiyonuma katılacak. O kolyeyi zorla alacak. Ve Pierce'ı küçük boy yapacak. Ona engel olmanın yolunu bulacağım. Kolye yığını. Merhaba. Cupcake'lerinizi getirdim. Bay Wu. Kolye. Ne? Ne? Teslimatım gelmiş demek istedim. Cupcake'lerim. Önce ödeme yapın lütfen. Ve bahşiş kabul ediyorum. Tabii ki. İçeri gel. Birileri benim ilk tutsağım olacak galiba. Onu uyarmalıyız. Bir. Hayır. Onu uyarırsak Grisela da duyar. Plana sadık kalacağız ve doğru zamanı bekleyeceğiz. Her şey sana bağlı spagetti. Bana spagetti deme. Un mu? İyi fikir. Kağıt paraşütler uçmak için hazır. Umarım. Ödemeyi yaptım. Cupcake'leri ver hadi. Bahşiş kabul ettiğimi söylemiş miydim acaba? İsterseniz kekleri sizin için mutfağa kadar götürebilirim. Buna hiç gerek yok. Bana o kutuyu ver artık. Sonumuz geldi. O kolyeyi alacak. Pierce'ı küçültecek ve hepimiz sonsuza kadar küçük boy kalacağız. Biraz sabırlı olmalısın. İşte oldu. Tam masanın üstünde. Artık bir bahşiş hak ettim değil mi? Güzel. Yolumdan çekilemem. Bekle. Acaba bir şeyi unutmadın mı? Bana vermen gereken bir şey yok mu? Ver şunu artık, her şeye burnunu sokma. Şimdi. Evet. Hadi.
da değil. Hayır. Bekle. Bu eğer seninle pasta savaşı yaparsan bana bahşiş mi vereceksin demek oluyor. Tamam. Pasta savaşı. Ah, dikkat et. Saçımı yeni yaptırdım. Aa, hadi ama. Bahşişim nerede? Şimdi büyü araba. Yapılacak işler listem. Artık işlerimi yapabilirim. Sizce önce kime yardım edeyim? Bay Kodnaka mı yoksa Bayan Mense mi? Kendimizi. İşte buradasınız. Şimdi büyü. Bayan Mens, iyi misiniz? Ben çok iyiyim. O kazada belim yerine oturdu. Baksana. Benden o kadar kolay kurtulamayacaksın. Bakın. Sırtım. Sırtım incedi. Hareket edemiyorum. Oh, bunu çok iyi anlıyorum Grisella. Sana içeri girmen için yardım edeyim. Bayan Mense yardım edecektim ama Grisella benden önce davrandı. Ve şimdi de Bayan Mense Grisella'ya yardım ediyor. Bu harika çünkü artık Grisella'dan kurtulduk. Hayır, demek istediğim evet, yani birbirlerine yardım etmeleri aslında çok güzel. Biliyorum, biliyorum. Herkese yardım etmem gerek. Ya da insanların birbirine yardım etmesini sağlayabilirim. Bu matematiksel olarak herkese tek başına yardım etmeye çalışmandan çok daha mantıklı. Bu son moda bir pantolon için pantolon askısı kullanmak gibi bir şey. Birbirlerine destek oluyorlar. Hadi. O zaman eğer Pierce'ı yardımcını yaparsan hem o Mega Burn konseri için para kazanır hem sen de bir yardımcın olduğu için bütün gece çalışmak zorunda kalmazsın. Bu çok mantıklı. O zaman anlaştık. Yapılacak işler. Bayan Shanga, eğer köpeğine Bay Kodnak bakarsa bir bakıcıya ihtiyacın kalmaz. Ve ikiniz de yalnız kalmamış olursunuz. Yalnız mı? Benim yalnız olduğumu kim söylüyor? Eğer bu köpek yalnızsa ona arkadaşlık edebilirim tabii ki. Yapılacak işler. Tüm dans ekibi aynı ceketi giyecek. Ve Layla. Tamamdır. Biraz pırıltı güzel olur. Ah kızlar, bu harika bir fikir. Ya biliyor musun, ben de çok iyi dans ederim. Üstelik kostüm de bana tam oluyor. Bu da tamam, tamam. İnsanların birbirine destek olması herkesin işine yaradı. Ve ben de bir fark yaratmak istiyorum. Bu yüzden Shani'ye laboratuvar deneyinde yardımcı olacağım. Ve ben de Layla'ya modellik yaparsam sen de derslerine çalışırsın. Siz benim en iyi arkadaşlarımsınız. Polly, yatmadan önce yarın için ihtiyacın olan şeyleri hazırlamayı unutma. Tamam, sabah erkenden spor dersin var, sonra senkronize caz dansı ve sonra da... Aslında anne, son zamanlarda çok fazla şey aynı anda yapıyorum. Eğer birkaçından vazgeçersen bana kızar mısın? Polly, bu çok iyi olur. Ben senin kendini çok zorladığını düşünüyordum. Teşekkür ederim anne. O zaman satrancı bırakacağım. Origamiyi de öyle. Ve ödev yapmayı da. Evet, iyi denemeydi. Ödev yapmayı bırakamazsın. Ama onun dışında sadece çok severek yaptığın şeylere devam etmelisin. Çok
İşte o noktaya geldim Bay Kızları. Kaptan Rocco'dan Luna'ya. Beni duyuyor musun? Çok net bir şekilde. Oksijen seviyeleri normal düzeyde kaptan. Kıvan, görevimizin ikinci aşaması için hazır mısın? Evet hazırım Kaptan Rocco. Bay Kızları için küçük ama uzay modası için büyük bir adım. Bay Kızları adına ben Kaptan Rocco. Uzaylı istilası. Robotlar koşmak için ideal ve şimdi tam olarak bunu yapacaklar. Buradan hemen gitmek zorundayız. Bay gemisine gidelim. O da ne? Ne yapmamız gerek? Neden bana soruyorsunuz? Kaptanımız sensin. Hikayemiz Littleton'la başlıyor. Madalyonu bulunca poli küçülüyor. Hadi sen de bizi kattın. Hadi gidelim poli paket. Hiçbir rüya büyük değil, macera da küçük değil. Hadi sen de bizi kattın, hepsini yapabilirsin. Bizi kattın, hadi gidelim poli paket. Küçük gece. Affedersiniz kızlar. Paniğe kapıldım. Vay kızları, kedinin gazabıyla hiç karşılaşmışlar mıydı? 8. sezonun 4. bölümünde bir uzay kedisiyle savaşmışlardı. Vay canına, sen gerçekten onların en büyük hayranısın. Ve onların en iyi giyinen en büyük hayranı olacaksın. Başka kim dizidekiyle aynı kısa dalga telsiz ve lazerle uzayda çalışan bir teknolojiye sahip olduğunu söyleyebilir? Bilim kurgu kostüm yarışmasını biz kazanacağız. Ve bundan çok daha iyisi. Bugün Kaptan Rocco ile tanışacağım. Şimdi büyü. Bilim kurgu yarışmasına gidiyoruz. Hiç kimse yolumuza çıkamayacak. Peki, belki de onların haricindekiler. O kadar da kötü olmadı. Kısa sürede. 2 saat mi? Bu Kaptan Rocco ile fotoğraf çekimi 15 dakika sonra olacak demek. Konser haritasına göre Kaptan Rocco'nun fotoğraf noktası tam olarak orada. Bu sıra asla o kadar çabuk ilerlemez. O zaman Shani fotoğraftan vazgeçmeli ve kostüm yarışması girişi fotoğrafı için acele etmeliyiz. Vazgeçmeyeceğiz. Her zaman başka bir yolu vardır. Atıştırmalıklar, atıştırmalıklar burada. Atıştırmalıklarla beraber içeri girebiliriz. Süper güç. Şu kostüme bir bakın. Aa! İşte yaşamamız gereken yaşam tarzı bu. Herkes kendi kostümünü yapmış. Ne özgün, ne güzel işçilik. Ama bence yine de bizim kostümlerimiz çok daha iyi. Ah, şuna bakın, bu da tahribattır onu. Görünüşe göre yarışmadaki herkes aynı derecede eğlenmiyor. Onu bir yerlerden tanıyor gibiyim. İmza, fotoğraf. Sadece $10. Tamam, $5. Bedava. Görünüşe göre sadece sensin. Vay canına. İşte orada. Vay gemisi. Oo, onun için de çok hoş görüneceğimden eminim. O şeyle uçmak için nelerimi vermezdim. Bunu kim istemez ki? Ama bu programda kullandıkları model. Onda çalışan bir geminin tüm detayları mevcuttur. Ama çalışan bir motoru yok. Bir pamuklu şeker hemen geliyor. Gemiyi terk edin. Oo! Yakalanıyorduk. Sen iyi misin Shani? Rocco. Kahramanım. Fotoğraf için zamanında geldik. Kahramanınla tanışmak harika olacak değil mi? Şimdi büyü. Ben
senin en büyük hayranınım Roko. Hayır. Ben senin en büyük hayranınım kaptan. Kaptan Roko, kaptan. Demek istedim kaptan. Sakin ol Shani, harika görünüyorsun. Her şey yolunda. Sadece ona cesaretine, liderliğine, pilotluk becerilerine hayran olduğunu söyle. Ve ortadan kaybolmasına. O nereye kayboldu? Affedersiniz. Benim kaptan Roko ile fotoğraf randevum vardı. Biraz erkenci olduğumu biliyorum. Tam olarak söylemek gerekirse 39 saniye. Ama bu benim hayatımın en önemli anı. Bu çok ilginç hikayeyi benimle paylaştığın için sağ ol. Şunu demek istiyor. Kaptan Roko nerede? Galiba bir molaya çıktı. Şimdi mi? Ne kadar sürer? Bilmiyorum. Bir saat içerisinde planlanmış bir molası yoktu. Endişelenme Shani. O birazdan burada olur. Bu çok tuhaf. Kaptan Roko her zaman programının dakikliğiyle bilinen biridir. İdolün olmasına şaşmamalı. Bunu bir iltifat olarak kabul et. Bir tür. Bu konuda hiç şaşırmadım. Bakın. Kaptan Roko'nun kostümü yırtılmış. Biriyle boğuşmuş. Sence onu kaçırmış olabilirler mi? Bilmiyorum. Ama onu bulmadan bundan emin olamayız. Kesinlikle. Kostüm yarışmasına katıldıktan hemen sonra. Layla. Söz konusu olan benim kahramanım. Roko'yu ne kadar çabuk bulursak o kadar çabuk yarışmaya katılabiliriz. Bu kalabalık da çok uzağa gitmiş olmaz. Kuş bakışı bakarsak onu görebiliriz. Bay Kızları çizgi romanı. Nadir bulunan tahribat drone'unun en son baskılarından biri. Dergileri bırak Gwen. Burada olmamızın tek nedeni koleksiyonum için minyatür almak. Ve tabii ki Polly Pocket'a da bakacağız. Cici, söz vermiştin. Tamam, iyi. Polisiz bir gün geçireceğiz. İşte Roko. Onu gördüm. İşte orada. Hayır. Buradaki insanların yarısı onun gibi giyinmiş. O neydi? Pekala millet, yukarı bakın. Tahribat drone zamanı geldi. Destansı drone savaşları için kimler hazır? Biz de tahribat dronları savaşının parçası sanıyorlar. Evet! Tamam. Tek yapmamız gereken kaçmak ve yere inmek. Sıkı tutunun. Köreden duman. Bu tıpkı Vay Kızları 6. sezon bölüm 12'deki gibi. Lütfen kostüm yarışmasına katılmadan önce bizi sakatlama. Ya da Roko'yu bulmadan önce. Sorun olmayacak. Kemerleri takın. Güzel uçuştu Polly. Sadece kesinlikle burada bulunmamamız gerekiyordu. Biri bizi görmeden çıkalım. Yapamayız. Dronumuz arızalandı. Biri geliyor. Saklanın. Onu bir yerden tanıdığımı biliyordum. O Vay Kızları'nın 6. sezon 9. bölüm 57. sahnedeki Plütonlu kötü kadın. Tamam. Eğer çıkarılmamış olsaydı 57. sahnede olacaktı. Sen yayınlanmamış sahneleri de mi biliyorsun? Tabii ki. Neden bilmeyecekmişim? Bilirsin. Belki de yayınlanmadığı için olabilir mi? Kaptan Roko'nun kaçırıldığı ve bir rokete bağlandığı sahneyi neden yayınlamadıklarını bilmiyorum. Roket! Sus! Büyük gösterim için hazırlanmaya çalışıyorum. Kaptan Roko! Hareket ediyoruz. Saklanın. Tamam. Tek yapmamız gereken gizlice... Grande alarm. Aksiyon figürü gibi davranıp kıpırdamayın. Ooo, minyatürler. Bu epey ilginçmiş. O bu drone'a yapışmış. Sanırım sana 3 Vay Kızı ve drone için indirim yapabilirim. Bu güzel bir anlaşmaya benziyor. Bunların eklem yerleri açılıyor mu? Geçen sefer sizden aldığım figürler az sayıda üretilen 3 boyutlu baskı olacaktı. Ben de onların değerinin daha yüksek olacağını sanmıştım ama sonradan anladım ki çok ucuza yapılmış kalitesiz şeyler. Biliyordum. Mini Polly Pocket. Ama bugünü polisiz geçirmemiz gerekiyordu. Ben onu beğenmedim. Bunun yerine başka bir şey alsan olmaz mı acaba? Gwen, sen bunların kalitesinden anlamazsın. Hepsini alıyorum.
Bu durumda ne yapacağız bilen var mı? Rocco'ya bir an önce yardım etmemiz gerekiyor. O zaman buradan gitsek iyi olur. Onu benim taşımamı ister misin? Hayır, bunlar fazlasıyla değerli. Ama çok ağır gibi ve sen yaşlısın. Ağır değil ve ben de yavru bir kuş kadar genç sayılırım dedim. Bırak şunu, hadi. Belki de beraber taşıyabiliriz ha? Senin neyin var böyle? Hadi kostüm yarışmasına gidelim. Tek yapman gereken fotoğraf için poz vermek. Sen bugünün özel bir gün olacağına dair söz vermiştin. Tamam ama acele et. Layla'nın da katılacağı gibi bu çanta bence bize pek yakışmadı. Öyleyse bir değişiklik yapmaya ne dersiniz? Moda imdadımıza yetişti. Tamam işte kostüm yarışmasına geldik. Acele et de gir hadi. Hayır, ben senin yarışmaya katılmanı istiyorum. Ne? Neden? Çünkü kostümün şahane. Ne kostümü? Sıradaki. Gwen, bu benim... Uzak dur. Bu çanta kostümüne uygun değil. Tüm kıyafetini mahvediyor. Herkesin benim büyük annemin ne kadar güzel olduğunu bilmesini istiyorum. O yüzden fotoğrafını çektirip yarışmaya katılman gerekiyor. Sanırım bu çocuklara bir moda dersi versem iyi olacak canım. Hadi gidin Polly. Bugünü mahvetmene izin... kostüm yarışmasından kaçarak çıktığımıza inanamıyorum. Sonra Layla, oraya geri döneceğiz. Biliyorum, rokete bağlı kız çok daha önemli. Evet. Tamam, hadi kaptanı kurtaralım. Çabuk, bu taraftan. Buraya insanlar doluşmadan. Şimdi bir. Merhaba süper bilim kurgu izleyicileri. Ben Bay Kızlardan Bar Bey. Kim onu hiç duymadın? Hiç tanımadın. Tabii ki. Çünkü hiçbiriniz benim oynadığım sahneyi görmedi. Benim oyunculuk yeteneğimi gören olmadı. Çünkü o sahneyi bölümden çıkarttılar. Olamaz. Rocco'yu roketleyerek dizden çıkarılmasının ödünü almaya çalışıyor. Ama korkmayın. Çünkü beni bundan sonra göreceksiniz. Rocco ve ben çıkarılan bölümden ilham alan ve benim tarafımdan yeniden yazılan... Rocco'nun bolca yardım çağrısı yapacağı yeni bir gösteri yapacağız. Yardım edin. O beni uzaya fırlatmaya ve yarışmayı mahvetmeye çalışıyor. Siz de dediğim gibi. Kim roket gösterisi izlemek ister? Ben isterim. Bu bir gösteri değil. O Rocco'ya gerçekten zarar verecek. Şşt! Burada izlemeye çalışıyorum. Bu kötü bir dikişten bile daha fena. Bir şeyler yapmalıyız. Biraz bekleyin. Böyle bir anda sen beklememizi mi istiyorsun? Birazdan Rocco gizli halat kesicisini kullanıp kendini kurtaracak. Tıpkı çıkarılan sahnede olduğu gibi. İzleyin. Bunu yapmak zorunda değilsin. İstediğin para mı? Benim param var. Belki de bunu unutmuştur. Bunu nasıl unutur? O hep halatı keser ve sonra gemiye mesaj gönderir. Buldum. Tersiz bilekliklerimiz çalışıyor. Ve yönetmenin röportajda söylediğine göre Bay Kızlarınınki de öyle. Tek yapmamız gereken onun hangi frekansta olduğunu bulmak. Bunu bana bırak. Buldum. Telsizleri 92.5'e ayarlayın. Rocco, Kaptan Rocco. Merhaba. Sen kimsin? Yıllarca Rocco'nun elime düşeceği günün hayalini kurdum. Kaptan Rocco, benim adım Shiny. Oradan kaçmak için dizide yaptığının aynını yapman gerekiyor. Halat kesicisini kullan. Roketin geri sayımını durdurmak için kontrol panelini devre dışı bırak. Roketi devre dışı bırakmak mı? Bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Kolundaki aletleri kullanmalısın. Onları nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Ne? Ama sen kaptansın. Ben Kaptan Rocco değilim. Ben bir oyuncuyum. Benim gerçek adım Caroline Kitani. Ve şu an bir rokete bağlıyım. Rokete yakıt olacağım ve bu kesinlikle saçlarım için hiç iyi olmayacak. Onda Kaptan Rocco'nun yarısı kadar cesaret yok. Bu yardımımıza ihtiyacı olduğu anlamına geliyor.
Haklısın. Kaptan Roku hep şunu der. Birileri cesur olmak zorunda ve o birileri biz olmak zorundayız. Oraya gidip onu kurtarmalıyız. Ama nasıl? Bu şey bizi oraya götürebilir ama uçabilseydi. Peki ya uçarsa? Drone şu anda bozuk olabilir ama biz bu uzay gemisini çalıştırmak için parçalarını kullanabiliriz. Endişelenme Kaptan Roku. Seni kurtarmaya geliyoruz. İşte turbo motor düğmesi ve bu da telsiz düğmesi. Şu da ateşleme düğmesi. Shani, bu gemiye sen kaptanlık etmelisin. Bunu benden çok daha iyi biliyorsun. Ve muhtemelen dizideki herkesten çok daha fazla. Ama yapamam. Ben Kaptan Roku gibi değilim. Kaptan Roku bile kendisi gibi değil. Bize Kaptan Shani lazım. Tamam. Eğer doğru hatırlıyorsam sigorta bir saate bağlı olmalı. Dolayısıyla çok az zaman kalmış. Kaptan, emir bekliyoruz. Şimdi ne yapacağız? Hadi Shani. Bu kötü kalpli divanın süper bilim kurgu yarışmasını mahvetmesine izin veremeyiz. Ve katılmamız gereken yarışma var. Yapamam. Ben bilemiyorum ki. Shani, eğer sen kurtaramazsan bunu başka kimse yapamaz. Pekala kızlar. Haklısınız. Hadi gidip Roku'yu kurtaralım. Siz ikiniz Roku'yu çözün. İhtiyacınız olan tüm aletler Layla'nın ustaca yapılmış kostümlerinde var. Bam! Moda yine imdadımıza yetişti. Ama sen ne yapacaksın? Ben de roketi durduracağım. Ben Plüton gezegeninin büyük kraliçesi. Sonunda cesur Roku'yu yok edeceğim. Seni buradan kurtaracağız Roku. Teşekkür ederim. Her kimseniz. Bir sorun var. Aletlerimiz metal üzerinde işe yaramıyor. Bunu kesemeyecek miyiz? Roku'yu bırakamayız. Başka bir yol bulmalıyız. Shani, Roku'yu kurtaramıyoruz. Bu iş sana kaldı. Tamam, merak etmeyin. Bay Payne, merhaba. Dinle. Sahneni kestikleri için kızgın olduğunu biliyorum. Ve bu hiç ayrı bir şey değildi. Çünkü sen birçok ilginç seçim yapmıştın. Beni izledin mi? Seçimlerimi beğenmiş miydin? Tabii ki izledim. Ve şimdi kötü kadın olmak yerine başka bir şekilde oynayabilirsin. Kahraman olmayı seçebilirsin. Onun gitmesine izin ver. Ben kahraman olmak istemiyorum. Ben sadece insanların benim ismimi hatırlamasını istiyorum. Ve bundan sonra hatırlayacaklar. Olamaz. Kalkış 10 saniye kaldı. Ateş! Shani! Neredesin? Shani! Bunu nasıl yaptın? Sanırım Vay Kızları bilgisayar oyununu o kadar uzun süredir oynuyorum ki her şeyi ezberlemişim. Ve Vay Kızları'nın bütün hayranları her koltuğun altında bir paraşüt olduğunu gayet iyi bilir. Geminin çarpışma rotasını ayarladım ve paraşütle atladım. Kolaydı. Roku'yu sen kurtardın Shani. Evet, sen Roku'dan çok çok daha cesursun. Ben sadece Kaptan Roku'nun güvende olduğuna seviniyorum ve o artık asıl yapması gerekeni yapıyor. Fotoğraf çekilmek.
istediği üne sahip olmayı başardı galiba. Peki, o zaman yarışmayı izlemeye ne dersiniz? Şimdi büyü. Bugün hayal ettiğimden çok daha güzel geçti. Rocco ile fotoğraf çektirmekten bile daha iyiydi. Ama kostüm yarışmasını kaçırdığına üzgünüm Layla. Ben de. Dikkat dikkat bayanlar ve baylar. Her yıl yapılan süper bilim kurgu kostüm yarışmasının birincisi... Vay kızlarının kusursuz yorumuyla Layla Draper oldu. E-posta başvurusunu duymadınız mı? İnanamıyorum. Ne yapıyorsun Cici? Kostüm yarışmasının sonucuna bakıyorum. Sanırım kazandığımı arayıp haber vermeyi unutmuş olmalılar. Kötü kalpli oyuncu aktrisi uzaya fırlatmaya çalıştı. Onunla tanışmayı çok isterdim. İşte burada. Uçuş uçuş beyaz bir elbise giymektedir. Ve Littleton ormanının içinde süzülerek gider. Tüyleri ürpertici değil mi? Evet. Bahar bayramından sonra beyaz giyilmesi gerçekten bugüne kadar duyduğum en ürpertici şey. Bu Pierce'ın hoşlandığı kişinin karşısında şaşırması gibi oldu. Kesinlikle çok ürkütücü. Evet, incili kız Polly'nin abisinin kızları etkilemeye çalışmasından bile çok daha ürkütücü. Telefonunu kaybetmekten veya biyoloji ödevinden zayıf almaktan bile çok daha ürkütücü bir şey. Shani, bunu tekrar belirtmeme gerek yok değil mi? Hayaletler gerçek değildir. Evet, bu sadece uydurmaca. İncili kız! Hikayemiz Littleton'la başlıyor. Madalyonu bulunca poli küçülüyor. Hayır, bu sadece Philip. Evet, bunu biliyordum. Pierce'in teraryumundan kaçtın yine ha? Ne zeki bir bu kalemuzun. Keşif yapmayı sevdiğini biliyorum ama Pierce'in odasına geri dönmen gerek. Şimdi büyü. Bütün hafta sonu bu üniformaya girmek zorunda olduğuma inanamıyorum. İşte bu yüzden kampta elimizden geleni yapıp yavru kurt olmalıyız. Onların üniforması mor. Mor renk bana çok yakışıyor. Aslında ismim Leylak olmalıydı. Anladınız mı? Hayır mı? Layla, Leylak. Mor Leylak çiçek var ya. Her neyse. Bu şey açık mı? Tek yapmamız gereken yavru kurt rozetlerini kazanmak. Tabii incir kızdan uzak durmak. Umarım bunun için bir ödül vardır. Var olmayan bir şeyden uzak durmak gerçekten de hiç zor olmayacak. Jenny, sen hayaletlere inanıyor musun? Varlıklarını kanıtlayan bir kanıt bulunmamaktadır. Ama benim kuzenim Tori geçen yıl izci kampında İncili kızı gördüğünü söylüyor. Tori mi görmüş? O çok güzel giyiniyor. Eğer o bir hayaletlere inandığını söylüyorsa bence öyle. Ne var? Sadece gerekenleri aldım. 3 şampuan, 4 saç kremi, 6 duş jeli. Şunu dinle. Jenny, Layla'nın kampta kaç şampuana ihtiyacı var? Hiç. Kızızcı kampında duş bulunmamaktadır. Şimdi ben saçımı nasıl yıkayacağım? İyi ki kumaför makinesi ve saç maşası almışım. Ve elektrik de yok tabii. Yeter, ben gidiyorum. Gidemezsin. Bir yavru kurt arkadaşlarını asla bırakmaz. O yüzden gitmene izin veremeyiz. Tori!
Merhaba Shani. Nasıl gidiyor? Harika. Polly'nin incirli kıza inanmaması dışında tabii. Onu gerçekten görmüş müydün? Evet. Onu nasıl gördüğümü size anlatırdım ama bunu sadece çok cesur olan arkadaşlarıma anlatıyorum. Ben cesurum. Biraz. Bunları bir başkasına anlatmazdım. Ama sen benim kuzenimsin. İşte bu incirli kızın sevdiği şeylerin bir listesi. Listedeki her şeyi toplayıp dolunayda bir akça ağaç korusuna koyarsanız size yanaşmaz. Dolunay bu gece. Bol şans kuzen. Rozetleri takmak için sabırsızlanıyorum. Ve ben de Tori'nin verdiği listedeki şeyleri toplamak için sabırsızlanıyorum. Ben sana yardım ederim. Jenny, bize hayal ürünü incirli kızın hayal ürünü en sevdiği şeylerin neler olduğunu söyler misin? Jenny, orada mısın? Konuş benimle Jenny. Evden çıkmadan şarj etmiş miydin? Hayır, ben burada şarj edecektim. Burada elektrik yok tabii. Littleton'a döndüğümde görüşmek üzere Jenny. Aha! Papatya'yı bulduk ve 20 parça şey daha toplayacağız. Çocuk oyuncağı. Oo, daha esintisi, sabah spreyimi sıkma zamanı. Burası bir kamp alanı, spa salonu değil. Ben sizin kamp danışmanınız Melissa Militant. Buraya rozet kazanmak için geldiniz. Öyleyse iş başına. İlk rozet tırmanma için olacak. Başlayın. Emredersiniz danışman Militant. Yanınıza sırt çantası veya eşya almak yasak. Kolaya kaçarak yavru kurt olamazsınız. Peki ya bu? İncili kızın sevdiği şeyleri burada tutuyorum. İncili kız. Tabii ki onu yanına alabilirsin. Jenny yok, sırt çantası yok. Sadece bir kavanoz dolusu garip şeyimiz mi var? Oh, İşçi kız kampı çok zormuş. Layla bunu yapabilirsin. Hadi. Sanırım tırmanmamızı istiyor. Şu filinin üstünde bulduğum nadir örümcek ağından bir parça alır almaz tırmanacağım. İncili kızın sevdiği şeyler gerçekten de çok garip. Cici, hepsi görüş alanımda. Anlaşıldı. Tamam. Hayır, bekle. Tamam, anlaşıldı. Tamam. Mükemmel. Sonunda bu gece Polly'nin kolyesi benim olacak ve böylece tüm Littleton'u küçük boy yapabileceğim. Güven, sakın onu gözünden ayırma. Bana güvenmeyebilirsin. Bekle, yani bana güvenebilirsin demek istemiştim. Ben sana güvenebilirim. Sen de bana Eğer yavru kurt olmak istiyorsan o halatlara sıkı tutulsan iyi olur. Çamur banyosu. Rozet kazanmayacak olabilirim ama cildim gerçekten çok güzel olacak. Eğer tırmanamıyorsan iple sallanmayı öğrensen iyi olur. Bunun nerede lazım olacağını hiç bilemezsin. Bunu öğrenmenin bana ne faydası olabilir ki? Bir halata tırmanma rozeti sana. Ve bir rozet de sana. Ve senin içinse rozet almak için kursu tamamlaman gerekir. Evet, bu sene rozet modası yok zaten. Allah Allah. Almana yardımcı olma zamanı geldi. Eğer sihirli bir
yoksa Polly? Ben asla iyi bir kampçı olmam. Küçülüp pratik yapacak bir yer bulabiliriz. Süper güç. Kamp yerleşim planını incelerken şu ağaçların arka tarafında açık bir alan görmüştüm. Neler oluyor? Bu tuzağı da görseydin keşke. Haritacılık kursunda bunu bildirmek için not alıyorum. Aha! Fare tuzağıma bir şey takılmış. Melissa bizi bulacak. Dağınık saç buradayken kimin topuza ihtiyacı olsun ki? Vay canına Layla, sen çok yeteneklisin. Gözü bağlı dudak parlatıcı süsürmekten daha kolay. Ne? Bu boş. Dur, ne? Nereye kayboldular? Patates kızartması. Tamam Layla, bu papatyayı al ve ağaç tırmanma rozetini almayı dile. Bu hafta sonunun bir an önce bitmesi çok daha iyi bir dilek olabilirdi. Bu taş yığınının üzerinde kaya tırmanma rozeti seni bekliyor Layla. Bu koca kayaya en sevdiğim ayakkabılarım takıldı. Doğa sporları ve ben puantiye ve ekoseli kumaş kadar uyumsuzuz. Asla yavru kurt olamayacağım. Bu dokunaklı anı böldüğüm için üzgünüm ama hava kararıyor ve çakallara yem olmadan bir an önce kampa dönsek çok iyi olacak. Şimdi büyür. Buralarda bir yerlerde olmalı. Bilirsin. Her zaman yaptığı şeyleri yapıyor. Bana sadece onun planladığımız gibi buluşma noktasında olacağına söz ver. Aha, tabii ki. Eğer kamp aşçısı rozetini almak istiyorsanız bugüne kadar tattığım en güzel keki yapmanız gerekiyor. Ve bugüne kadar birçok lezzetli kek yediğimi hatırlatırım. Önce karıştırıyoruz. Polly şu anda ne yapıyor? İzinsiz giriş. Lezzetli. Lezzetli mi? Yıldız rozeti istiyorsan takım yıldızlar hakkında bilgin olmalı. O yıldızlar yengeç burcunun zodyak sembolü. Onlar yengeçe hiç benzemiyor. Takım yıldızlar çok karmaşık. Onları gökyüzündeki bir elmas gibi hayal et. Elmas mı? Bu oyunda çok iyiyimdir. Hangi kesim kaç karat? İyi ki Layla'ya bir şey öğretme rozeti yok. Çünkü ikimiz de kazanamazdık. Layla, sen yuvarlak bir kayanın üzerinde uzanıyordun. İncili kızın görünmesi için ihtiyacımız olan son şey de buydu. Tori buna çok şaşıracak. Polly nerededir? Bu İncili kız. Hayaletler gerçekmiş. Buluşma zamanı geldi. Nerede olduğunu bulur bulmaz tabii ki. Bize yaklaşıyor. Koş, Underworld'un pazarında her şey yarı fiyatına düşmüşçesine. Hayaletler tuzak mı kurar? Sence bizi yiyecek mi? Umarım hayır. Bu eşarp en kaliteli yünden ve el dokumasıdır. Endişelenmeyin. Buradan nasıl çıkacağımızı biliyorum. Süper güç. Bu ağın bu kadar sık dokunmuş olması dehşet verici. Görev tamamlandı Cici. Gwen? Hayaletlerin gerçek olmadığını biliyordum. Ama maalesef Koli'yi zorla alıp tüm Littleton halkını küçültmek isteyen kötü kalpli insanlar bir gerçek. Şimdi seni ele geçirdim Polly Pocket. Hey, hemen bırak beni. Eldivenler. Küçük boy olmana rağmen dişlerin hala sivri. Hoşça kal küçük bakın.
Artık kasabaya dönüp kolyeyi amacımıza ulaşmak için kullanabiliriz. Anne, tamam yeter. Her şey çok güzel olacak. Hey Tom! Şu an bunun zamanı değil. Ne? Tori neden hayalet gibi giyinmiş? Evet, hem de hiç yakışmamış. Üstelik bu çok demode bir kostüm. Bunu aklıma bile getirmek istemiyorum. Ama ya bu yavru kurtların bize oynadığı bir oyunsa, ya İncili kız diye bir şey yoksa ve ya o Tori ise. Bu kötü şakanın ben de hedefiyim. Ama ben onun kuzeniyim. Shani, eğer bu doğruysa bununla sonra ilgileneceğiz. Şu anda kolyeyi geri almamız gerekiyor. Unuttum gitti. İşimize bakalım. Gidelim hadi. Shani ile ikimizin iz sürme rozeti olması çok iyi. Grisela'yı birazdan buluruz. Evet, belki de kendime biraz fazla güvendim. İndirimden alınmış Cleo'yu parmesan ayakkabıları 42,5 numara Grisela'nın ayak izini nerede görsem tanırım. Hadi şu ayak izlerini takip edelim. Buradan çıkacağımız patika bu tarafta. Doğru yol olduğundan emin misin cicim? Sadece beni takip et. Çabuk. GPS alacağım. Şimdi ne yapacağız? Kamp ateşi yakıp marshmallow pişirelim mi? Nehir geçme kursuna henüz katılmamış olmamız çok kötü oldu. Tatlı kedicik. Kaptan Koli babasından öğrendiğim kadarıyla bu kedi birazdan bize saldıracak. Layla, işte bu. Bunu başardık. Aferin sana dağlar kızı. Evet. Telefon olmadan yolu bulamıyorum. Gerçekten kaybolduk. Bir önerin var mı? Evet. Buradan çıkmak için bir öneri. Tabii. Bu taraftan gidelim. Muhtemelen daha iyi bir yol var. Tavşan sırtında gitme gerçekten çok güzel. Islak ucuz ayakkabılar bu taraftan. Yardım edin. Hadi yardım edin. Tamam tamam. Eğer büyürsek yardım edebiliriz. Bana kolyeyi at. Çok yakında ama yine de uzanamıyorum. Hayır. Şimdi ne yapacağız? Orası benim için çok tehlikeli. Ben burada kalacağım. Burası güzel ve güvenli bir yer. Hadi kızlar, onları kurtarmalıyız. Doğru olanın bu olduğunu biliyorsunuz. Evet, biliyoruz ama yine de bu riski azaltmıyor. Pekala, siz ikiniz burada bekleyin. Onlara ben yardım edeceğim. Beni küçük boy yap ve buradan kurtar hadi. Seni küçültmeden önce benim büyümem gerekiyor ve şundan hiç kuşkun olmasın. Şu anda büyümek çok kötü bir fikir. Cici! O dal daha fazla ağırlık taşımayacak. Ben buldum. Bir şeyler yap. Polly! Seni dinliyorum. Onlara nasıl yardım edeceğini ben buldum. Bunu büyüt. Şimdi büyü Layla'nın eşarbı. Moda dünyasının en önemli kurallarından biri de çok amaçlı aksesuarlar kullanmaktır. Shani, onu arkandaki büyük kayaya bağla ve sağlam olduğundan emin ol. Hadi tırmanalım. Bekle! Ama kolyeyle buradan kaçıyorsunuz. Buna ne dersiniz? Tırmanmak gerçekten işe yarıyormuş. Şimdi büyü.
Bizi buradan kurtaracaksın değil mi? Bizler yavru kurt olmak üzere olan izcileriz ve ilkemiz hep birlikte olmaktır. Buna siz de dahilsiniz. Bunu nasıl yapacağız? Moda haftasında ot ve sarmaşıktan yapılmış harika bir kemer görmüştüm. Bu eğer Bodin'in işine yaradıysa bizim işimize de yarar. Kurtulduk Cici. Şimdi bizi kampa götürün. Kolyemi aldığına göre en azından böyle telafi edebilirsiniz. Bu kolyenin benim olduğuna şüphe yok ve benim olmaya devam edecek. Bu yüzden yapılabilecek tek bir şey var. En çok ilk yardım rozetini seviyorum. Ve sen ilk yardım rozetini gerçekten hak ettin. Bekleyin. Bizi burada mı bırakacaksınız? Endişelenme. Ben bu noktayı işaretledim. Sizi alması için birini göndereceğiz. Yön bulma konusunda ortalama birine göre oldukça iyiyimdir. Ama artık hava çok karardı. Peki, denizci gibi görünen şu yıldızları takip ediyoruz. O zaman kamp şu tarafta kalıyor. Benim Lolo Fufu yüzüğümden bile parlak olan şu yıldızı takip ederim. Layla'nın doğada ne yapması gerektiğini öğrenmesi için modanın faydası olacağını kim bilebilirdi? Demek siz bayanlar döndünüz. Layla'nın bugünkü yavru kurt kurslarından hiçbirini tamamlayamadığını düşünürsek yolu bulmanıza çok şaşırdım. İncili kızı gördünüz mü? Hayır, sadece ucuz parmesanolar giyen bir kadın gördüm. O da ne? Rozetlerimi çok seviyorum ama arkadaşlarımı çok daha fazla. Eğer Layla yavru kurt olmayacaksa biz de yavru kurt olmak istemiyoruz. Eğer Layla rozet almak istiyorsa katıldığı kursları tamamlamak zorunda. Ama Layla her konuda en az bizim kadar iyi olduğunu kanıtladı. Kaybolduğumuzda Layla yıldızları takip ederek bizi kampa getirdi. Ve o bizi bir dağ aslanından kurtardı. Sarmaşıklardan bir halat yaptı ve bandajlardan da kürek yaptı. Anladığım kadarıyla doğada hayatta kalmayı başarmışsın. Açık hava sporlarında kendimi kanıtladım artık. Peki yavru kurtlara hoş geldiniz hepiniz. Evet, başardık. Keşke size verecek arkadaşlık rozetim olsaydı. Bunu hak ettiniz. İyi bir yavru kurt her zaman hazırlıklıdır. Kendi rozetini kendi yapar. Bu onları almak için uğraşacağımıza kendimiz yapabilirdik demek mi oluyor yani? Evet, ama bunun nesi eğlenceli olurdu ki? En üst düzey arkadaşlık rozetleri. Artık yavru kurt olduğuma göre yeni üniformamla hangi ayakkabıları giyeceğime karar vermem gerekiyor. Ve sonra ben de dedim ki ben incilik kızım.